Dikkatli getirin. Sakın uyanmasın, tamam mı? Tamamdır efendim, dikkatliyiz. Getir, 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 getir. Ha bak şuraya koyacaksın. Bak sakın unutma. Tamamdır efendim, unutmayız. Getir aynen içeri sok, içeri sok. Tamam. Ha böyle kalsın, tamam mı? Dede, ne oldu evladım? Şimdi sen içeri gireceksin. Ee Uyandığı zaman numarayı yapacaksın tamam mı? Tamam çocuğum. Aman bak dedeciğim sakın batırma bak tamam mı? Sen merak etme. Ben aksakallı dede. Tamam dedeciğim sana güveniyorum. <laughs> Hadi çocuklar bırakın onu dışarı çıkın tamam mı? Tamamdır. <laughs> Şimdi ver dede arkadaşlar çok büyük bir eşek şakası yapacağız görürsünüz. Hadi dede içeri gir. Peki Tarık. <laughs> Ulan ne uyumuşum be. Ha? Neredeyim ben? Arkana bak. Oh, dede! Ben sakallı dede! Benim burada ne işim var? Sen öldün! Ş ş şaka yapıyor olmalısın. Evet, sen şu anda öldün. <laughs> Daha yapacak çok şeyim vardı. Ben niye öldüm? Birisi sen uyurken senin işini bitirdi. <laughs> bunu bana. Üzgünüm evlat. Her canlı ölümü tadacaktır. Hadi ben gidiyorum. Dur dede yalnız bırakma beni lütfen. Gözünü seveyim. Aa oh, gitti. <laughs> örümcek kızı, örümcek çocuğu özledim ben. Niye yaptınız bana bunu? <laughs> Niye çıktın dede? Valla farkına varacak. Merak etme farkına varamaz. İyi inşallah farkına varmaz. Ne yaptı korktu mu? Korkudan altına yapacak. <laughs> tamam çok iyi. Benim ne kötülüğüm oldu size? Benim niye işimi bitirdi? Arkadaşlar sorun böyleymiş demek ki. Ölene kadar yani öldükten sonraki süreçte burada mı kalacağım ben şimdi? Allah Allah çıkamaz mıyım buradan ya? Bence buradan çıkabilirim. Buradan çıkarsam çok farklı yerlere gidebilirim belki. Kıralım bakalım. Aa, ana gökyüzü. Acaba farklı bir dünyaya falan mı ışınlandım? Ne oldu uzaylılar falan mı kaçırdı beni? Aa, aa, burası bizim köy. Ama bu Tarık'ın evi. Allah Allah. Hiç böyle olacağını tahmin etmiyordum. Tarık'ın ne işi var? Görmemiş gibi davran. Tarık. Dede? Evladım ne yapıyorsun? İyiyim dede sen ne yapıyorsun? İyi biz de Tarık'la 2-3 hasbihal eğiliyorduk. Tarık? E, merhaba. Ben şu an neredeyim? Sen şu an cennettesin. Tabi tabi cennettesin. Hadi ya her dilediğim şey gerçek oluyor mu? Tabi canım gerçek olmaz mı? Evet evet dilediğin her şey gerçek oluyor. Hmm tamam o zaman. O zaman bir dileğim olacaktı. Tabi evladım dile benden ne dilersen. Senden mi? E, yok canım yani e, şey ondan bahsetmiyordum. Şu anda tek dileğim Tarık'ın kafasını, yüzünü, ağzını, burnunu, bacaklarını, kollarını, saçını, başını... Tamam evladım dileğin gerçekleşiyor bekle. Sen hiç uğraşma ben dileğini gerçekleştiriyorum. Kaçma gel buraya işini bitireceğim senin. Tamam kanka vurma lütfen kanka vurma. Gel lan buraya gel lan buraya. Demek ki beni bana eşek şakası yaparsın ha? Tamam lütfen vurma biz iyi bir arkadaşız. Başlarım iyi arkadaşlarına gel buraya. Senin yüzünden yudum koptu. Tarık bu sefer kaçtın elimden. O bir dahakine senin işini bitireceğim. Ben de sana çok ağır bir eşek şakası yapacağım. Gel buraya dede. Senin işini bitireceğim. Dur evladım çarpılırsın. <laughs> Aha amca bu gitti işte. Verin bana yatağımı. Yatağımı da almışlar. Baksanıza bana kandırıkçı bir sistem kurmuşlar. Buraya merdiven de koymuşlar. Şöyle yatağımızı geri koyalım. Ulan bari burayı açık bırakmasaydınız. İçeri soğuk girmiş. Donuyorum. Doğalgaz parası geliyor sonra. Burayı kapatalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Şu merdiveni de kıralım. Ulan Tarık ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. İyi eşek şakası yaptın ve beni kandırmayı başardın. Şimdi sıra bende. Ona şimdi öyle bir eşek şakası yapacağım ki hayatının sonuna kadar unutamayacaksın. Bugün de ne trolledin Ferit'i ama? Altını yapacaktı As kalsın <laughs> Neyse birazcık televizyon izleyeyim. Arkadaşlar şimdi kargocu kılığına girdim. Bu paketin içerisinde 1 kilo dinamit var. Tarık eğer bu kargoyu açarsa arkadaşlar dinamitler patlayacak ve Tarık'ın evi havaya uçacak. Bakalım Tarık'a yutturabilecek miyim bu paketi? Öyle koyalım. Kim o? Kargocu geldi. Kargonuz var efendim. Kargo mu? Merhaba. Merhabalar efendim. Kargonuz varmış. Kargo mu vardı? Ben bir şey söylemedim ki. Bilmiyorum efendim. Adınıza kargo olduğu gözüküyor burada. Allah Allah. Hediye hediye falan herhalde. Evet efendim. İyi bari alayım kargoyu. Merak ettim şimdi. Şöyle koyalım. İmza mı imza vermem gerekiyor mu? Hayır efendim. İmza mı imza vermenize gerekiyor. Anladım tamam. Sen bizim bir arkadaşın ona çok benziyorsun. Kimden bahsediyorsunuz? Feri Et diye e, 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 olabilir. Ha öyle söylemedim neyse kolay gelsin hayırlı işler. Sağ olun efendim. Allah Allah kim bana hediye göndermiş olabilir ki? Merak ettim atacağım şimdi hediyeyi. Hadi oğlum aç hediyeyi hadi. Allah <laughs> büyük patlama oldu ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Oo. Oh, benim. Oh, of, ne oldu bana? Ulan Veridet. seni yaptığını biliyorum. Bu sefer şimdi işini bitireceğim. Çok fena benzeteceğim seni. Senin yüzünden evim patladı. Of, oh, ben bu evi nasıl tamir edeceğim şimdi? Nasıl? Şunları söndürelim bari. Allah seni ne yapmasın Veridet. Beni iyi kandırdın ha. Beni kandırdı ve bana sahte kargo verdi. Sonra kargo havaya uçtu. Ben şimdi sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum oğlum. Sen bekle. Örümcek kız Tarabi eşek şakası yapmışım. <laughs> Aa, aşkım ne oldu sonra? Evi patladı. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olmuş. Tarık hak etmiş. Evet hak etti. Çünkü o eşek şakasının aynısını bana da yapmıştı. Ben de ona aynı eşek şakasıyla cevap verdim. Helal olsun babacığım. Sağ olun teşekkür ederim. Tarık acaba o evi nasıl tamir edecek çok merak ediyorum. Harun evini havaya uçurdum arkadaşlar. Havaya uçurdum. <laughs> Şimdi Ferit'e öyle bir tuzak hazırlayacağım ki kapıyı açtığı gibi kafasından aşağı kaynar lavlar dökülmeye başlayacak. <laughs> Şöyle lavları koyalım. Bir tanesi buraya. Bir tanesi de buraya. Şimdi toprakları kıralım. Arkadaşlar kapıyı açtığı gibi lavlar dökülmeye başlayacak. Bakalım evden ne zaman çıkacak. Çok merak ediyorum. Evden çıktığı gibi hayatının şoku da yaşayacak. Böyle bir troll hayatını görmemiştir yani. Sen benim evimi patlattın. Ben de şimdi seni lavda cayır cayır yakacağım. <laughs> Birileri evimin önüne tuzak hazırlamış. Ulan Tarık, sen beni sapşal falan mı zannettin? O tuzağı senin hazırladığını adam gibi biliyorum. Ve o tuzağa kapılmayacağım. Aynı tuzağı senin evine de koyacağım. Kendi yaptığın tuzağa kendin kapılacaksın. <laughs> Hadi ya bir türlü çıkmadı şu evinden. Normal her zaman çıkardı bu saatlerde ama şimdi nedense çıkmıyor. Arka kapıdan çıkacağım arka arkadaşlar. Zaten ön kapıda tuzak var. Acaba Tarık beni nereden izliyor? Tarık'ın ilk önce beni izlediği yeri bulmam lazım. Aha benzinliğin üzerinde. Ulan Tarık yaşın kadar tuzak hazırladım ben. Ben ikinci sınıftayken öğretmenim bana hep şey derdi. Senden büyük bir tuzakçı olur evladım derdi. Boş ver sen okuma. Kaldırım mühendisi olursun okursan derdi. Sen en iyisi tuzak de oku derdi. Ben de tuzak mühendisliği okudum arkadaşlar. Bakın uzağa yerleştirdik. Ya da dur bunu içeri yerleştirelim. içeri Dışarı yerleştirirsek anlar. Şöyle içeri doğru. Ehe. Tamam. Dur, yanlış oldu. Düz yap yapalım bunu. Hop. Tamam tamam. Tam bir yerleştiremedim. Tamam oldu bu sefer oldu bu sefer oldu. Tamam. E kapıyı açarsak bu benim kafama dökülecek. Ben evin başka yerinden çıkmalıyım. Balkondan atlayacağım. Aa oh, vallahi ben sıkıldım be. Bunun dışarı çıkacağı falan yok. Ben evime geri dönüyorum arkadaş. Ah oh, ah oh, bacağım. Ulan bacağımı kırmamışımdır inşallah. Benim tuzak niye çalışmadı? Ben bayağı üzüldüm şimdi. Oo, oh, oh, oh. Of neyse. Hop ha. Aa! Bizim Tarık şimdiye pişmiş rost olmuştur arkadaşlar. <laughs> Her neyse canım ailem bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sağda ve solda şu anda iki tane video var. Videonun ortasında iki tane video çıktı. İki videoya lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı kalp bırakıyorum. Feneri taylesi. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.